Tabii ki dün Trump'ın Kudüs'e ilişkin son derece provokatif ve aynı zamanda da saldırgan ve küstahça açıklamasının ardından, yani Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından tepkiler çığ gibi büyüyor. Sadece Müslüman toplumlardan değil, Batı'dan da tepki var. Papa bile bu konuyu sert bir şekilde eleştirdi. Macron'dan bir açıklama geldi. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden açıklama geldi. Rusya biraz böyle ortada, yani askıda bir açıklama yaptı. Sadece olacaklardan endişeliyiz. Yani. Onun sebebi şu, Rusya şunu istiyor. İşte Batı'nın, Kudüs'ün batısının bir tarafa, doğusunun da bir tarafa verilmesini istiyor. Yani daha doğrusu bence Ruslar İsrail'in orada bir otonomisini desteklediğini, evet, biliyoruz. Ya yani Ruslarla İsrail ilişkilerinde zaten malum derin ilişkileri var. Çok daha tarihsel bir geçmişe dayanıyor bu. O açıdan işte Rusların çok askıda kalan yumuşak tondan bir efendime söyleyeyim şey oldu. Tepki, eleştirisi oldu. Öyle diyelim. Çok endişeliymişler falan. Ama Avrupa'dan, Batı'dan destek gelmiyor. Ben şöyle bir yorum yapacağım bu konuda. İsrail ertelemek zorunda kalacak bu kararı. Görüntü onu gösteriyor. Yani niye ertelemek zorunda kalacak? Tepkiler çok fazla. Destek neredeyse hiç yok. Amerika'nın dışında destek yok. Ruslar biraz dediğim gibi askıda bir şey, açıklamalar yapıyor. Bunu bir şekilde ertelemek zorunda kalacak. Ertelemezse sonu bir felakettir. Yani bunun sonu felakettir. Zaten bence ABD ve İsrail'in de tezgahladığı şey bu. Bunu bir ileride, ileriki dakikalarda biraz değerlendiririz, derin bir analiz yaparız. Şimdi Akit gazetesinde hani şu anda bu arada arkadaşlar bu Kudüs'teki son görüntüler galiba elimize gelen. Eski arşiv bunlar. Ama gece çatışmalar vardı. Vardı, evet. Orada bir takım protestolar var. Bunlar arşiv görüntü. Bu protestolar artacak. Şimdi Akit gazetemiz diyor ki Trump İsrail'in başkentini ilan etse de Kudüs Filistin'in başkentidir. Nokta. Bana göre en doğru, en net ve en keskin manşeti Akit gazetesi atmış. Noktayı da koymuş. Trump Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etse de Kudüs Filistin'in başkentidir. Haberin detaylarına baktığımız zaman da hemen flaşları bir özetleyelim. ABD Başkanı Donald Trump tüm dünyanın uyarılarına kulak tıkayarak Filistin toprağı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etti. ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'te taşınması talimatını verdiğini ifade eden Trump, bir de barıştan yana olduklarını ve iki devletli çözümü desteklediklerini savundu. Öte yandan ABD'nin vatandaşlarına Kudüs'e gitmeme uyarısı yapması dikkati çekti. ABD'nin uluslararası hukuka aykırı olarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesine bütün dünyadan sert tepki yağdı. Sokaklara dökülen milyonlarca insan Kudüs Filistin'in başkentidir diye haykırdı. Siyasiler, STK temsilcileri ve vatandaşlar da gün Kudüs'e sahip çıkma günüdür çağrısı yaptı. Şimdi gelelim diğer yüksek perdeden tepki veren ve manşetlerine taşıyan bir başka gazeteye. Star gazetesi tanımıyoruz diyor. Kudüs öfkesi diye manşetle çıktı. Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden kararına Ankara'dan sert tepki geldi. Bizim için yok hükmündedir, reddediyor ve kınıyoruz diyor. Kudüs öfkesinin manşetinin altında da ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etme kararı Filistin ve Türkiye başta olmak üzere İslam dünyasını ayağa kaldırdı diye gazete bu haberi gördü. Star gazetesi de benzer, işte Sabah gazetesi de birinci sayfasında var. Hürriyet de Kudüs depremi demiş. Kudüs depremi. Hürriyet'e göre bu mesele efendim denkler arasında bir sorunmuş gibi. Ortada gördüm. Ortada, yani denkler arasında bir sorun sanki. Sanki Hürriyet hiç bu ülkenin bir gazetesi değil, tamam mı? Yani alakası yok, dışarıdan bir medya kuruluşu Kudüs'te yaşanan ya da Amerika'nın Kudüs çıkışına ilişkin bir haber yapmış, okuyuculara paylaşmış. Yalın, son derece
şey, efendim söyleyeyim, nötr bir haber. Diyor ki Hürriyet'te de Kudüs depremi. ABD Başkanı Trump Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması kararından geri adım atmadı. Erdoğan İslam ülkelerini acil zirveye çağırdı. Rusya ve Batı dünyasının tepki gösterdiği kararı Papa da eleştirdi diyor. Yani Hürriyet gazetesi Papa'nın bu konuda eleştiri yapmasını çok daha önemsemiş ve manşetin hemen altında spot olarak bunu görüyor. Papa da eleştirdi diyor. Yani önemli Hürriyet için Papa'nın bu konuyu eleştirmesi. Her şeyden daha önemli. Yani Müslümanların tepkisi, Hamas'ın tepkisi, Abbas'ın açıklamaları. Bu çok daha yani önemli de onlar için ama Papa'nın açıklama yapması çok daha dikkat çekici geliyor onlar için. Daha spot olarak onu kullanıyorlar. Kalıcı barışa yakınız dedi ve dünya karıştı diyor Hürriyet gazetesi. Yanında da Sayın Erdoğan'ın bunun sonu hüsran ve felakettir açıklamasını görüyor. Hürriyet de bu şekilde görmüş. Tabii Sözcü gazetesi de ateşe benzin döktü diyor. ABD Başkanı Trump Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı. Üç dinin kutsalı Kudüs'le ilgili karara öfke büyük. Türkiye başta olmak üzere İslam dünyası ve bazı Hristiyan ülkelerde karara tepkili demiş. Aynı şekilde Sözcü gazetesi de manşetinden böyle görüyor. Şimdi dedi ki, diyor ki gazetesi, özellikle şeyde gördüm, Star'da gördüm. Müslüman diyor, halklar ayağa kalktı diyor. Müslüman devletler ayağa kalktı. Hiç aynı fikirde değilim. Uyuyor. Hiç çok abartılı bir. Suudi Arabistan zaten malum. Kim ayağa kalkmış? Şu ana kadar Kudüs'te yaşanan bu mesele, Trump denen bu panayır soytarısının bu küstahça çıkışına kim tepki verdi? Türkiye verdi, Türkiye. Türkiye'den başka yüksek perdeden net tepki veren ülke yok. Fas'tan bir açıklama var. Birkaç gariban Müslüman ülkesi, gariban ülkeler bunlar. Onlar tepki vermişler. Tepki vermesi gereken, yani olayın göbeğinde, kalbinde olan ülkelerden gık var mı? Suudların yaptığı açıklamayı Fransa'da yapıyor. Benzerini. İsviçre'de yapıyor. Sen Müslüman ülke değil misin? Kabe, Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesi değil mi? Bizim için çok önemli değil mi? Niye tepki yok? Bu kadarcık mı yani olay? Bir de Suudlardan böyle çok yüksek perdeden de bir şey beklemek saçmalık olurdu. Suudların önemli hafızları, önemli dini liderleri, sözde tabii tırnak içinde, yahu İsrail'in başkenti Kudüs'tür. Cenab-ı Allah da İsrail'e bunu bahşetmiştir diyen ulev şeyler değil miydi? Suud dini kanaat önderleri değil miydi? Kuveytler, Suud, Birleşik Arap Emirlikleri. Onlar zaten bunu söylemiyorlar mıydı? Onlar baştan zaten Kudüs'ü İsrail'e vermişler zaten. Yani Trump'ın açıklama yapmasına gerek yok ya. Bunlar verdiler İsrail'i zaten. İsrail'e, daha doğrusu Kudüs'ü İsrail'e verdiler. Suudlar, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, işte daha doğrusu Kuveyt verdiler. Zaten başında onlardan tepki beklemek manasız. Peki o zaman nerede bu İslam coğrafyasında mı, İslam ülkelerinden tepki, ne tepkisi? Halklar tepki veriyor. Protestoyu halklar yapıyor. En net tepkide tek, en net ve en üst perdeden tek tepki Türkiye'den geldi. Tek tepki. Yani onun dışında böyle bariz, anladın mı? İslam coğrafyasında falan böyle çok acayip bir şey, çıkış yok. Bir karar alınmış, bir hafta sonra toplanacaklarmış. Ne olacak toplanınca? Ne çıkacak orada? Bir şey, sonuç mu çıkacak? Zaten siz bu İslam coğrafyası, Müslüman halklar zaten bir arada olabilseydik, birlik ve beraberlik içinde olabilseydik, zaten Trump da bunu yapamazdı, İsrail de bunu yapamazdı. En başından Orta Doğu coğrafyası zaten işgal edilemez. Hani İran'dan bir açıklama var mı? Hı? Hamaney'in bir açıklaması var. Ne diyor? Ya o da standart bir... Mıra. Çünkü onların derdi başka. Mezhepçilik, Şia, Hilali falan. Emperyal bölgesel güç olma derdi. Siz birbirinizi mezhepler üzerinden, tarikatler üzerinden, farklı demografiler üzerinden siz birbirinize savaşmaya devam edin. Siz birbirinizi öldürmeye devam edin. Adamlar seni tepede böyle biniyorlar. İşte istedikleri atı da orada oynatıyorlar. Bak bir de sevgili Ozan, çok enteresan. Dün seninle bunun sohbetini yaptık.
Filistin 1917'de, 9 Aralık 1917'de Osmanlı'nın elinden alındı, gitti. Tam 100 yıl önce. 100. yılına denk geldi. 100. yıl. Ve de dikkat dikkat buyur, dün yapılan açıklama, ayın 6'sındaki açıklama, aslında 6 Aralık'ta düşmüştü Filistin. Yani Osmanlı kaybetmişti. Elinden çıkmıştı. 9 Aralık'ta tamamen resmileşti. Zamanlamayı görüyor musun? Tam 100. yıl. Tam 100. yılda. Yani bu şunun projesi demek, İslam coğrafyasını bir kez daha işgal edip 100 yılda daha uyanışını, ayağa kalkışını engellemek demek.